Diyanet işleri de yer alabilir. Dua da evet. okunabilir. Bundan gocunmamamız tamam. lazım. Çünkü halkın büyük bir çoğunluğu bunu istiyor. Duayla açılmasını evet. istiyor ya, hayırlı olmasını istiyor. Evet. Peki. İki dakika konuşuyoruz. Buyurun. Ama. Çok az bir süremiz bir kere, var. Yani İngiltere'de şöyledir, böyledir dediğin zaman, o zaman 1215 senesinden itibaren oradaki demokrasi deneyimlerini falan da göz önünde tutarak yerleşmiş bir nizam karşısında ki adetlerin de Türkiye'den farklı olacağını düşünebilirsin. Fransa'da var mı böyle bir şey? Söylediğin şekilde. Fransa'da başörtüsü ilkokulda, ortaokulda serbest. Şimdi, özel okul olmak şartıyla. Başörtüsü meselesi değil. Tabii işte hayır, yani şeyde Fransa'daki anlayış da din adamı. Paralellik yani orada var. Evet var. Böyle bir imkan veriyorlar şimdi, yani onu demiyorum. Türkiye'den bir azınlık unsuru. Dolayısıyla şimdi ben Türkiye'nin anayasasını söylüyorum. Katoliklere de izin veriyorlar. Şimdi evet. Türkiye'nin anayasası ve şimdiye kadarki uygulamaları ve Türkiye'nin yapısı. Şimdi Diyanet İşleri müessesesi Türkiye'deki bütün insanların dinini temsil ediyor mu yahut büyük çoğunluğunun desem bile önemli bir mesela Alevilerin o konuda şeyler yok peki, mu? Önemli Amerikan Kongresi nasıl Müslüman bir duayla İslam'ın duasıyla açıldı? Şimdi Amerikan Kongresi'ne Amerika'yı örnek alıp da evet, yahut İngiltere'yi alıp da yapacağın zaman oradaki başka müesseselerin de durumunu demokratik ananeleri falan da gözünde tutman lazım. Şimdi o falan değil bu. Bu dünyanın her tarafında belli olan bir şey. Devlet eğer şeyse laik bir devletse yani din yazmıyorsa Türkiye devleti bir İslam devletidir dersen mesele yok. Kurban devleti. Da kesiliyor böyle bir açılışlarda. Yani aynı kurban şey, kesilmesi aynı olmayan. Şey, o da İslamiyet'e dayalı bir şey. Şeyi mi diyorsun Diyanet İşleri Başkanı bu dua çok önemli bir tören. Bu çok önemli Cumhuriyet'in yıl dönümünde geliyor orada. Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında dua ederek. Okumasın mı dua? Okumayalım mı? Duayı okumaktan okumaya da fark var ayrıca. O da ayrı da. Orada başkaları da var. Ben ezan da okunmasın. Bu yeni. Aleviler bak, var diye belki. Bu yani. Bu yeni bir gelişme. Biraz demagoji yapıyorsunuz. Ya, tabii. Aynı yani şey, demagoji her zaman yapar da. Her zaman yapar da. Ben diyorum ki bak olmayan şeyler yavaş yavaş böyle bir merdivenden çıkar gibi geliyor. Birer dakikamız var. Tamam. Bir dakika varmış. Lütfen. Nagihan Hanım'ın Nagihan Hanım da konuşsun tabii. Hayır, iyi de fakat bu Türkiye'deki şey meselesi bir tek cümle söyleyeceğim. Bu başörtüsü açısından şu söz var. İslam'ın şartıdır, İslam'ın gereğidir diyorlar. Bu sizi rahatsız etmiyor kim mu? Kim diyor? O meclisteki hanımlardan o bir tanesi inanmış, başörtüsü. O kendi inancını tarif ediyor. Ama onun konuşmasını, konuşmasını okuyun. Yani olabilir, Müslüman olan kimsenin şeyi... inancı bu evet, budur inancı ve şeyde başörtüsü de şeydir yani. Ona inanabilir. Olabilir. İslam'ın hayır. Bakın ben şunu yanlış buluyorum. Zaten buluyorum. Kadınlar tartışsın bunu. Ben şunu yanlış buluyorum. Türkiye'de laiklik deyince din yok olsun, din yokmuş gibi davranılıyor anlaşılıyor. Şimdi halbuki şey böyle değil. Oldum. Önemli olan insanın herkesin dinini istediği gibi şimdi, uygulayabildiği bir sistem olsun ve devlet bütün bu sistemi dışında kalsın. Dışında kalsın derken imkan tanısın. Herkesin ibadetini yapmasına, inanç özgürlüğünde olmasına eşit mesafede dursun deniyor. Ama burada bu kadar önemli bir proje mesela bugünden bahsedeceksek hayata geçerken dua okunması ben son derece doğal buluyorum. Siz de böyle bir yeni bir yere girerken dua okursunuz. Onlar da dua, başbakan dua okumak istiyor. İnançlı bir Müslüman elbette okuyacak. Ha, Diyanetin varlığını ayrı bir başlık altında tartışabiliriz. Benim de Diyanete karşı eleştirilerim var. Benim de şayet herkese eşit mesafede durulacaksa Alevileri kapsamayan bir Diyanete benim de eleştirilerim var. Ama bu eleştirim laiklik üzerinden yapılacak bir eleştiri değil. Ben böyle bir projenin dualarla açılmasını son derece doğal buluyorum. Evet. Evet. Ben de artık Diyanet'in şeyler Diyanet'le program ilgili, kapanıyor. Diyanet'le ilgili, Diyanet'in varlığıyla ilgili eleştiriler getirmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Türkiye'deki bu
hiçbir yerde tam karşılığı olmayan, en yakın ama Fransa'da olan, Fransa'da da çünkü çok ciddi sıkıntılar var laiklik anlayışıyla ilgili. Bu anlayışın revize edilmesi gerektiğini evet. düşünüyorum. Biraz evet. önce onun için sana sordum. Lütfen. Hepiniz neden üstüme geldiniz anlamadım. CHP'nin laiklik diye anladığı şey laiklik falan değil. Program bitti. Bambaşka ben bir de şey. Onunla ilgili bunun üzerine konuşalım. Verin. Sana lütfen, soralım. Tamam. Altan Bey lütfen bana, rica ediyorum. Lütfen. Hayır ama. Ama program bitti. Altan Bey ben ne dersem değil. Diyorsunuz ki bundan sonra sana sorarım. Nagihan lütfen. Sen anlaşalım. Yani ben doğru bir şimdi. Ama ayıp evet. olmuyor mu? Eski Cumhuriyet Türkiye'nin toplumunu sekülerleştirmek istedi. Seküler bir toplum yaratmaya çalıştı. Evet dinin görünürlüğü kamusal hayatta ortadan kalktı, kaldırılmak istendi. Yeni rejimde tam tersini yapıyor. Tamam deniyor ki din görünür hale geldi ama dinin görünür hale gelmesi toplumun muhafazakarlaştırılması anlamına da gelmemeli devlet eliyle. Böyle bir gündem olmamalı. Bu laikliğe aykırıdır. Evet bu laikliğe aykırıdır. Devletin, devlet eliyle toplumun muhafazakarlaştırılması, böyle bir politik gündemle hareket edilmesi, bunun günlük emareleri, belirtileri, bunları görüyoruz. Her gün görüyoruz. Bu da laikliğe aykırıdır. Yani dua bir, okunması toplumun muhafazakarlaştırılması. Ben başka bir şey söylüyorum. Ne söylüyorsun? Bir, dinin dua okunması dinin laikliğe aykırı. Hani her şey hep böyle girip dinin, dinin görünür hale gelmesi oranında seküler hayatın görünmez hale gelmesi de demokrasinin karşısında. Demokrasinin ve laikliğin karşıtı olan bir gelişmedir. Bir denge bulunması peki sen lazım. Dua okumasının yeni, laikliğe aykırı mı? Dua okumasının laikliğe aykırı mı? Ne kadar böyle demagojik sorular. Nasıl yani tam da bunu tartışıyoruz. Şey gibi, hangisi dua okuması laikliğe aykırı mı? Bugün Marmaray'da dua okuması laikliğe aykırı mıdır? Herkes farkı. Bugün Marmaray'da, bugün Marmaray'da laiklik elden gitti mi? Laikliğe aykırıdır. Tamam, laiklik elden gitti. Tamam. Laiklik elden gitmedi ama laikliğe aykırıdır. Tartışmaya devam edin. Bu anlayış yüzünden. Odur. Bu anlayış yüzünden. Evet. Siyah bir karşılığı olmuyor. Bu mesele, bu mesele.